Antalya Kerbesos Antik Kenti'ni bulmaya geldim. Vallahi yolun karşı tarafında birkaç tane lahit buldum. Buradan aşağı doğru indim, bayağı bindim. Hiçbir şey yok, bulamadım. Kuartı da ben göremedim. Şimdi tekrardan yukarı doğru gene çıkıyoruz. Bu mevkinin adı Ahırtaş ya da Ağırtaş mevkide geçiyormuş. Zaten mezarlıkmış burası. Birkaç tane mezar var. Ondan sonra bir tane boyalı taş gördüm. Kırmızı Pişlite Kalkanı taşı. Karşıda şimdi onu da göstereceğim. Burada 2-3 tane mezar var sadece. Ama antik bir yapılaşma yok. Size kalkan olan boyalı taş bu. Epey bir aşağı indim ama buradan bir 5-6 metre kadar hiçbir şey yok. Burada kırılmış taşlar var. Hemen ana yolun kenarındayız. Burası Antalya Saklı Kent yolu. Aslında işlek de bir yol. Arabalar falan geçiyor yani. Tekrik olsa. Şöyle hemen göstereyim. Ağırtaş Mezarlığı. Hemen yolun karşısında kırılmış lahit parçaları var. Şu şekilde. Burada gene bir sargofagos. Yani lahit. Lahit kapağı. Kerbesos Antik Kenti. Hemen yolun kenarı. Burada kırılmış bir lahit kapağı. Burada da böyle. Şurada Pisidye Kalkanı. Mızrak. Burada aynı şekilde gene. Pisidye Kalkanı ve mızrak. Şöyle lahitin içerisini çekeyim. Yani birkaç tane lahit var. Buradan başka da bir şey göremedim. Buradan geri döneceğim. Bir de şu karşıda da bir yapı var. Şu şekilde. Başka da bir şey yok. Şimdi tekrar ana yola doğru yürüyeceğim. Aramaya devam edeceğim. Saklı Kent 20 km yazan tabeladan yukarı doğru çıkıyoruz. Aşağıda çok fazla bir şey yoktu. Birkaç tane lahit bulduk. Arabayı yukarı park etmiştik. Orada bir patika yol vardı. Bakalım bir de oradaki şansımızı deneyeceğiz. Hadi hayırlısı. Arabayı park ettiğimiz yere tekrardan geri döndük. Buradan bayağı bir aşağıymıştık. Birkaç tane lahit dışında bir şey bulamadık. Buradan bayağı bir aşağıydık. Gene hiçbir şey yok. Yukarı çıktık, gene bir şey yok. 3-5 tane lahit, birkaç parça şey vardı. Şu karşıdaki dağ da Termesos'un karşısındaki Güllük Dağı'na benzettim. Emin olmamakla birlikte büyük bir ihtimal odur. Şimdi buradaki patika yolu takip edip yukarı doğru çıkacağız. Bakalım. Buradan biraz tırmanalım. Bir şeyler var mı? Kerbesos Antik Kenti'ni arıyoruz. Burası Termesos'un alt kolu gibi bir şey. Küçük bir yerleşim yeri. Dağınık bir yer. Hadi hayırlısı bakalım. Kimse yok. Arka tarafta ana yola yakın. Hatta şu an Antalya merkez 40 derece falan yanıyor. Burası 29 derece güneşte. Gölgede tahmini 26-27 derece gibi bir şey. Havası müthiş. Güzel, serin. Kuşlar, böcekler. Vay, kaya da güzelmiş. Tam kamp alanı ya. Vallahi süper. Neyse biraz daha gezip devam edeceğim videoya. Şimdilik görüşürüz. Şu karşıdaki dağı Güllük Dağı'na benzetmişim Termesos'un eteklerindeki ama değil sanırım. Şimdi böyle bir meydan gibi yerdeyiz. Şurada bir patika yol var. Buradan yukarı doğru devam edeceğiz bakalım.
Yürümeye devam ediyoruz. Karşıda böyle dağın tepesinde bir korkuluk. Ahır falan var. Tabii içi boş. Patikadan devam ediyoruz yolumuza. Yolu bitirdik. Bir şey yok burada. Hala antik kent arıyoruz. Ben şöyle bir çıkalım, inelim. Böyle patika var. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrardan aynı patikaya geldik. Ama ana patikada gene bir yerleşim yeri yok. Bulamadık. Aramaya devam. Gene korkuluğa geldik. Hala antik kent arıyoruz. Burada bir tane piste kalkanı işareti bulduk. Yol hemen burası. Biz yolun güney tarafındayız. Araba şurada karşıda. Şu karşı dağın zirvesi, bu taraf güney. Bakalım. Yola devam. Bakalım. Bir tane daha işaretli taş bulduk. Evet, bir tane daha işaret bulduk. Güneye doğru ilerliyoruz. Yolun güneyinden bu şekilde geldik. Bayağı dik bir şekilde dağa tırmanıyoruz. Bu dağa sırtımızı verdik. Yol aşağısı. Güneyden, mezarlıktan aşağı doğru indik. Yolun sağ tarafına doğru. Yani güney batısına doğru. Sonra tekrar dağa doğru tırmandık. Dadadadant. Ama bulması epey zahmetli, zor bir yer. Aşağı yuvarlama ihtimaliniz yüksek. O yüzden sağlam ekipmanlarla gelin. Sonunda kelbese su bulduk. Muhteşem. Ait. Şuradan bir tırmanayım, tekrar dönmeyeceğim. Tipik bir Pisidya kaya mezarı. Burada kalkan. Tabii çok belli olmuyor kameranın açısından. Üçgen tepesi var. Buraya bayağı bir kazmışlar, oymuşlar.
Hadi bakalım çıkalım neler var. Buraya yine patlatmışlar sağ olsunlar. Adamlar 2000 sene önce buraya gelmişler. Lahit dikmişler vallahi. Nasıl bir kuvvet, nasıl bir güç. Burada aşağıda genel lahitler var. Burada bir yukarı devam edeyim bakayım neler varmış. Bebek lahti olabilir. Oğlum yer epey dik. Tehlikeli bir rota. Oh. Neyse burada kaydı durduracağım. Biraz keşfedip. Oo, taşlar buldum. Durdurmayacağım arkadaş, durdurmayacağım. Poligonal taşlar görüyorum. Nedir poligonal? Dörtten fazla yüzeyi birbirine temas edip kenetlenen taş örme şekline poligonal taş sırası deniliyor. Uhu. Orada bir tane kapı gördüm. Var var malzeme çok. Karşıda bir yerleşke var. Vay! Nabız şu anda 2500. Ah, ama durduracağım artık. Durduracağım. Kendimi de çekeyim yani, şöyle bir reklamı yapayım. Hop. Biraz soluklanacağım. Sonra kayda devam. Şöyle. Burada bir ayakkabı kalmış. Kesme taş. Oyulmuş. Burada bir çukur var.
surların yukarısına doğru çıkıyoruz. Burası bayağı bir harabe halde. Bir şey var mı? Yok gibi. Ha, evet, burada gene örme taşlar var. Karşıda kesme taşlar var. Bir şeyler var. Burası görüşmüş. Bakalım neler var. Bayağı dikkatli inmekte fayda var. Yes. Burada durduracağım. Şimdi inmeye devam ediyoruz. Burada böyle bir su kanalı gibi bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı tehlikeli. Burada bir kapı gibi bir şey var. İki tane taş. Burada çok büyük bir deprem olmuş zamanında. Yıkılmış, yerle bir olmuş. Harap olmuş. Frenleye ineceğiz. Karşıda bir tane dikdörtgen kesme taş var. Gene bir yapı ayaklarımın altında. İşin ilginç yanı, hiçbir yerde su sarnıcı yok. Su kaynağı yok buralarda. İnsanlar su ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlardı? Sarnıç varsa da ben göremedim. Gene bir taş blok. Mesela hemen dağın karşı tarafında Termosos antik kenti var. Orası çok daha büyük bir yer. Ve her yerde devasa su sarnıçları var. Çünkü su kaynağının olabileceği bir yer değil. Karstik yapı buralar hep. Su tutmuyor maalesef. Sünger gibi suyu emip geçiyor. Bu yüzden hep kuyu gibi kazmışlar. Hoy. Evet. Muhtemelen üzerine geçerken kırılacak burası. Çat. Hiç sağlam durmuyor. Gene örme taşlar. Dikdörtgen bir taş daha. Vay be. 1900 yılların başlarında Antalya İtalya işgalindeyken İtalyan askerleri gelmiş. Arkeologlarla buraları hep keşfetmişler. Eserleri götürmüşler. Maalesef. Woohoo, manzara müthiş. Evet. Nemden belli olmuyor mu karşısı şu anda Konyaaltı sahili?
muhtemelen şu parmağım ucundaki yer Tünektepe gibi. Döner gazinomu yok değil, sallıyorum. Ama aşağısı Çakırlar. Çakırların iki tarafı hemen. Muhtemelen Topçam'ın olduğu yer. Vay! Villa hiç göremedim burada. Burada bitti zaten kent. Muhtemelen karşı taraftan denizden korsanlar geldiği zaman gözler buradan görüp kendilerini savunma altına alıyorlardı. Zaten o devrin şartlarında yol olmadan düşmanın atlı arabalarıyla buraya kadar gelmesi muhtemelen bir 3 gün falan sürüyormuştur. Kolay kolay gelemezler. Onlar gelene kadar her türlü kendini savunur bu antik kenttekiler diye sallıyorum. İşte böyle bir yer. Artık zirveden dönüş vakti geldi. Denizden dönüyoruz. Az önce şu kayanın tepesine denize doğru baktık. Burada örme taşlar var. Ta. Bakalım ne varmış? Bir lahit kapağı. Pek estetik değil. İşçilik çok zayıf. Muhtemelen gariban birisinin bir lahitiymiş bu. Ama gene de muhteşem. Yakından videodan anlaşılmıyor olabilir. Şöyle uzaktan çekeyim. Şöyle bakın. Sargofagos'un üst kapağı. Daha mezarın içerisi açılmış gibi. Mezar açılmış, evet. Mezar açılmış. Şu karesi örme taşları gene. Bu Kerbesos çok enteresan bir yer ya. Gerçekten. Diğer ismi de Ahırtaş, Ağırtaş. Her yer devasa kayalarla dolu. İsmin Ağırtaş olmasının sebebi bu olsa gerek. Ve bir şey daha buldum sanki. Gene bir mezar. Evet. Aşağısı yol. Dağın zirvesi ve ben burada lahitleri görüyorum. Karşıda bir yerleşim yeri var. Yol var. Muhteşem. Şöyle fotoğrafını evet. Şurada su yolu gibi bir şey var. Su yolu gibi bir şey yapmışlar. Ayağımın altında yine bir lahit kapağı gibi bir şey var tabi. Burayı kazmadan göremeyeceğiz. Burada gene oyulmuş bir şey var. Kesin sunak, adak tarzı bir şey. Burada gene bir şeyler var. Kermesos'ta gezilecek çok yer var. Çok yer var. Bayağı dağınık, harabe bir halde. İzbe bir yer. Pek bir ziyaretçisi de yok. Olmasın zaten. Şurada aşağıda fosil gibi bir şey var. Bayağı güneş var. Buradan şimdi çıkacağım. Videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Gene yapılar, yapılar, yeni bir şeyler var burada. Şurada bir şeyler var.
Ağaçlar bayağı sallanıyor, tehlikeli. Şuradan bir devam edelim, bakalım neler var. Aşağıda gene yapılar var. Buralardan iner. Vallahi bu kelbes olsun, tahminimden daha büyük bir yer çıktı. Evet. Gene plastik şişe. İnsan yapısı. İnsan artı insan çöpü. Buradan gidelim bakalım neler var. Ya işte adamlar 1800 yıllarda Ernst Kirchlich, ondan sonra Pargraf, Lanchkoronski, bu adamlar çeşitli imkansızlıklarla rağmen yine de buraları gezmeye çalışmışlar. Antalya'nın birçok yerine. Bu adamlar 1800 yılların sonlarını gezdilerse, yol olmadan, araba olmadan, ben 2021 yılında neden gezemeyeyim, değil mi? Biraz tehlikeli tabi buralar. Evet. Gene hürme taşlar. Mızrak gibi. Defin üzere patlatmış gibi buraları. Burası oda gibi bir yer. Geri dönelim. Burada gene çöpler. Oho, sonunda sarnıç buldum bir tane. Evet. Burayı çekmem lazım. Sonunda sarnıç buldum. Evet.
Koskoca antik kentte ilk gördüm Sarnıç. Burada bir tane dikili taş. Giriş kapısı gibi bir şey. Bayağı da derin ya. Bayağı derin, aşağı düştün mü? Ayva yedin, çıkma şansın yok. Buradan uzaklaşıyorum, tehlikeli. Aşağısı bir 10 metre var rahat. Duvarda bir tane kabartma gördüm. Nerede? Evet. Duvarda kabartma var. Hem burada hem burada. Tahmin ettiğim şey. Evet. İnsanlar 2000 yıl önce de komiklermiş. Espri anlayışları varmış. Çok ayıp. Şöyle fotoğraflayalım. Evet, burada papyona benzer bir tane figür var. Ama bunu arkeolog Ümit Işın farklı bir şekilde yorumlamıştı. Şimşek demeti demişti buna. Olabilir. Burada bir tane delik var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama duvarlara değişik motifler var. Evet, burada bir tane kapı buldum. Tipik bir pside kalkanı bir mızrağı var kapının girişinde. Duvarlarda motif var mı? Göremedim. Evet, şu duvarda bir motif var. Duvara çizgi 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 yapmışlar. Oy, burada bir pencere var, gözetleme kulesi, kapı. Böyle bir yer. Şöyle fotoğrafını da çekelim. Neyse, bakalım aşağı inmeye devam edelim. Görüşürüz. Evet, en sonu dağcı ayakkabısı edindim. Sağ olsun sponsor çıktı. Hediye geldi. Bir takipçime dayanamamış garibanlığıma. Yani tırmanış ayakkabısı hediye etti. Sağ olsun, bayağı işe yaradı. İlk defa giyiyorum. Bayağı kullanışlı, tavsiye ederim. Burada gene birkaç tane lahit gördüm. Yine lahit kapakları ters dönmüş, yağmalanmış, kırılmış. Yine ters dönmüş lahit kapağı.
Yine pisi de kalkana. Burası Likya bölgesine daha yakın ama tam sınırda bir yer. Ne tam Pisidya sayılır ne Likya sayılır. Likya bölgesinin yakın olmasına rağmen mezarların hepsi Pisidya türünde. Kalkan mızrak, mızrak kalkan şeklinde. Burada bir çiçek motifi var. Bilmiyorum videodan belli oluyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, içerisi suyla dolu. Gene mezar, gene mezar. Lahit, lahit mezar. Videoyu durdurup fotoğraf çekeceğim şurada bir geniş açıdan. Bayağı bir mezar var çünkü burada. Durduruyorum. Bir tane daha mezar var gene. Kırılmış. Bu da kırılmış. Kırılmış lahitler. Kırılmış lahitler. Güzelmiş bak bu lahit. Tam tepeye hakimi noktada. Arkadaşlar bu tarz böyle kurgu olmayan doğal videolar seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Bu tarz bir sürü daha video çekeceğim. Yani 30 yıllık Antalyalıyım. Atadan. Ömrüm Antalya gezmekle geçti. Gez gez bitmiyor hala. Ömrüm yettiği sonuna kadar sürekli gezeceğim yani. Şimdilik videoyu durduruyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diyeceğim ama yeni bir şeyler bulsam yine çekeceğim yani. Şöyle bir... Böyle yapalım. Görüşürüz.